2021 ila 2022 eğitim ve öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da başladı. Yaz tatilinin ardından Adıyaman il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 154.390 öğrenci ders başı yaptı. İlk öğretim haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nda tören düzenlendi. Cumhuriyet İlkokulu'na gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuadar, yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. İlk öğretim haftasının kutlama töreni için buraya teşriflerinizden ötürü... İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi istediklerini belirtti. Okuma, yazma, öğrenme ve hayata hazırlanmanızı sağlayan en önemli basamaktır. Kıymetli öğretmenlerimiz sizlere rehberlik edeceklerdir. Ailelerinizle beraber siz ailelerinizle aile eğitimi, okulda ve eğitim öğretim faaliyetlerini karşılıklı devam ettireceksiniz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle okullarımızla aileleriniz arasındaki ortak paydalarımızdır. Biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Salgın sürecinde bütün tedbirlere dikkat ederek İnşallah yeni ve güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise maalesef bu pandemiden dolayı çocuklarımız 1-1,5 yıl eğitimden uzak kaldılar. Aslında çocuklarımıza yapılabilecek en büyük haksızlık eğitimden uzak kalmaları. Biraz da bizim suçumuz, dikkat etmememizden kaynaklanan. Baktığınız zaman tüm coğrafyalarda özellikle ilkelliğin, barbarlığın yaşanmış olduğu coğrafyalarda eğitimin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla eğitimin ne kadar önemli olduğu bu anlamda hakikaten göze çarpan bir önemli bir nokta. Dolayısıyla bizim bu eğitim noktasında hele hele bu tarihi mekanda çocuklarımızla birlikte olmak bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Evet. Son zamanlarda tabii eğitimle ilgili hakikaten bir takım girişimler var. Benim de okuyabildiğim kadarıyla özellikle mod eğitim noktasında çocukların istidadına göre eğitim modelleri noktasında yeni girişimler var. Umarım, ümit ediyorum ki Türkiye'de bu anlamda ciddi bir yol kat eder. Ben tekrar yeni yılın başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyor. Çocuklar gözlerinizden öpüyor. Hayırlı yıllar. Vali Mahmut Çuadar ise yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecan içerisinde olduklarını ifade etti. Öğrencilerimizle birlikte cıvıl cıvıl okullar ve okulların içinde kaliteli eğitim, iyi yetişmiş öğrenciler, iyi yetişmiş nesiller hedefimizdir. Temel hedefimizdir. O yüzden arkadaşlar özellikle vurgulamak gerekir ki bu ortamın devam etmesi için biz pandemi ortamındaki sağlık koşullarına, kurallarına harfiyen uymak zorundayız. Okullarımızı açık tutmanın yegane şartı da budur. O yüzden özellikle velilerimizden rica ediyorum. Gerek kendi sağlıkları, gerek çocuklarımızın sağlığı, gerekse de okulların açık tutulması için. Şu anda 12-18 yaş arası aşı tanımlaması yapılmıştır öğrencilerimize. Velilerimizden öğrencilerimize aşı olmaları konusunda gerekli izinleri vermelerini ve çocuklarını, öğrencileri bu işte ikna etmelerini talep ediyoruz. Hoş geldin çocuğum. Okullar, sınıflar, tahtalar sevmezler tatilleri. İster ki cıvıl cıvıl çocuk sesleri yankılansın koridorlarında. Sınıf haftası. Hani oyun oynardım geçen yıl sokaklarda. Şimdi okullu oldum, karşımda kare tahta. Öğretmenim anlattı, okumak çok güzelmiş. Bu sayede bu millet tarihini öğrenmiş.